merhaba arkadaşlar Herkese iyi akşamlar şişe videosu günlük grafik şimdi e, videodan önce İsmail Bey sanırım yanlış hatırlamıyorum Umarım adını e, İsmail Bey çok güzel bir soru sormuş demiş ki e, bir hissem var e, daha doğrusu iki hissem var birisi yüzde yüz verdi bir tanesi eksi 10 yazdı yüzde endekste düşüş beklentisi var e, bu yüzde satıp yüzde ona paçal mı yapayım e, şimdi hani Söylediklerimi bir alsa tut tavsiyesi olarak almayın. Onu söyleyeyim de. Ee, tabi herkesin kendi bilceğe bu işler. Herkesin risk yöntemi farklıdır. Bu işlerinde tek bir doğrusu yok bana soruyorsanız. Yani birçok yöntem var. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi genel olarak bir kere beklentiyle bir işlem yapmak çok doğru değil. Yani e, biz teknik, yani teknik trade ediyorsanız eğer birisi teknik trade çok basittir. Bir kere FOMO duygusundan, F O M O, FOMO bunu okuyabilirsiniz makaleler var hakkında. Yani bir şeyleri kaçırma duygusu ve dürtüsünden uzak durmanız gerekiyor. Yani duygu beklentiler duygu yaratır, bir duygusal baskı yaratır. Bir örnek vereyim. O duygusal baskı da sizi hataya iter. Mesela bir örnek verelim. Buradan vermeyelim, şey olmasın, yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir geri dönün. Şimdi mesela şişe trade diyorsunuz. 2000 bilmem şöyle biraz daha geri gideyim de neredeyiz 2019'da şişe trade ediyorsunuz yükselen bir trend var işte şimdi beklenti nasıl bir beladır onu söyleyeceğim yükselen trendin içindesiniz e, bu trendin daha da yükselmesine işte dinliyorsunuz her yeri dinliyorsunuz sağa sola sağ, aracı kurumları Kimisi diyor ki kardeşim 7 lira gidecek kimisi diyor 10 lira gidecek İşte çok iyi şöyle olacak böyle olacak falan forumlar her yerde etkileyebilirsiniz bu konuda çektiniz diyelim yükselen bir trend yani biz buradan çekelim. Hiç şöyle incesinden de çekmeyeyim. E geldi, işte düzeltti, müzeltti, bilmem ne. Aşağı yönlü akım yapmaya başladı. Artık trend çizgisini kullanırsınız e, atıyorum ya da o hareketli ortalamadan mı yürürsünüz? Ben mesela size söyleyeyim. Bu tür bir tabloda e, tabi trendinden çok ayrıldığı zaman burada işlem aslında hareketli ortalamaya kayar. İşte 20 gün mü 8 gün mü o da karakterine göre e, akımın karar verilir. Şimdi o beklenti ne yaptı sizde? Psikolojik bir şey yaptı. Tamamen böyle e, aman satmayayım yani 10 lira olacak 20 lira olacak falan ise. E derken düzeltme bu düzeltme. E, kırdı 20'yi 8'i kırdı 20'yi kırdı 8 20'nin ya da 5 kullanılır daha çok aslında da. Burada yükselen trendleri yani 5 kullanılır derken şey olarak crosslar için 5 kullanılır tabi onu kırdı bunu kırdı 5.20'nin altına daldı. Siz diyorsunuz ki ya bu 10 lira okudum forumda şurada beklenti bakın duygu duygu yaratıldı bir kere sizde. O fomo duygusu. Satarsanız hisse kaçacak. Gidecek. Yani hemen tavan yapacak. Ne oldu? Kırdınız burada. Artık o trende bakın başladı hisse geri gitmeye. Gidiyor. Elinizde dönecek. Yani şu safhada dönecek duygusundasınız. O zaman dönecek. Bak 8'in üstüne çıktı, 5'in üstüne çıktı. 8 değil burası, 5 pardon. 5 günün üstüne çıktı, 20 günün üstüne çıktı. Dönecek. Dönecek, dönecek, dönecek. Döne, döne. O beklentiyle gelirsiniz 4 lira. Anlat yani bunu tamamen örnek olarak verdim soruya. Yani bu bir kere duyguyla olmaz, beklentiyle olmaz. Endeksten kötü bir beklentiniz varsa orada bellidir destekler, destek alanları. O destekler kırılınca gereği ise o yapılır yani sizin hareketiniz nasılsa onu yapmak lazım. Peki hemen düşene mi girmek lazım? Yani mesela sormuş yine söylüyorum yani teknik trade ediyorsanız ki bu videolar teknik trade ile alakalı videolardır. Yani burada işte haberdi, bilmem neydi, şuydu buydu onlara çok girmiyoruz. Tabi büyük böyle önemli haberler olduğu zaman mutlaka yani temelinizden kopun demiyorum teknik trade ediyoruz ya böyle her şeye girilmez, her hisseye de girilmez sırf yeşil yapıyor diye. Çünkü çok saçma sapan kağıtlar da var. E, alınmasın kimse ama elinde vardır belki. Hiç hak etmeyen firmalar, hiç hak fiyatlarda da işlem görüyor. Orada yani başınızı durduk yere belaya sokabilirsiniz. O yüzden e, bir hisse anıt yani majör trendi kırdıysa da e, kalkıp yüzde, şimdi yukarı giden kağıt verilir mi? Trendi kırmamış. E, gidiyor. Ne güzel işte trendin üstünde hareket ediyor. O Trendin üstünde kaldıkça bir verim bekleniyor kağıttan. E o halde onu vermezsiniz. Sırf borsa kötüye gidecek diye. O beklenti konusunu anlattım size. Beklenti böyle bir şeydir yani. insanı yakar. Ee, bir tanesini de tutarsınız. Diğer asıl orada yapmanız gereken hem endeks düştü hem kağıt düştü. İşte o eksiyon o kesilir zaten. O kesilip atılır. O çünkü daha gidecek belki. Eksiyonu kaybedecek. Trendini kırdıysa tabii. Eksi 10'u yapmış trendini kırmaya başlamış. O zaman ne yapılacak? O kağıtla ilişki koparılacak. Eğer illa alacaksanız kağıdı tekrar takip edersiniz. Listenizi alırsınız. Nerede dönüş hareketi başlarsa veya bir taban yaparsa illa hani atıyorum şey tamamen örnek veriyorum. Böyle şey çünkü örnek verirken aslında sağlıklı değil. Burada yapmasam olurdu bu örnekleri ama diyelim şişe kırdı. 7.38'i e geldi 6 liraya. O zaman diyelim şişe hani sorunun cevabı olarak söylüyorum. 6 lira geldi, 5 lira geldi. Ya dersiniz ki kardeşim kocaman şişe bu 6 liralık kağıt değil. Hani trendi kırdı kırınca sattığınız kağıdı ancak öyle geri alırsınız. Aşağılarda geri alırsınız. Veya tekrar trendin üstüne çıkar. Hani dönecek dönecek duygunuz gerçeğe döner. Trendin üstünde tekrar yerleşir. Ondan sonra alırsınız. Yani bu işin yöntemi budur. Sırf birincisi sırf beklentiyle alıp satmak zararlıdır. E, genel olarak teknik trade açısından söylüyorum zararlıdır. İkincisi e, düşeni elde tutmak doğru bir yöntem bence doğru bir yöntem değildir. Yani düşen kağıda paçalına girmek de doğru değildir. Ben onu da mesela söyleyen var. Her onda paçal. Şimdi her onda paçal yapayım da yarın %10 düşmeyeceğinin garantisi var mı? Ya da önümüzdeki hafta yavaş yavaş tekrar %10 daha değer. Yok öyle bir garanti yok. O zaman yani aşağı kayan kağıdın paçalına girmek doğru bir yöntem midir? Yoksa o kağıdın, illa hani elde tutuluyorsa kağıt, satamadınız, kıyamadınız. Yoksa o kağıdın bir yerde taban yapıp, oradan bir dönüş işareti alınca mı girmek? Bakın, tabanda bile demiyorum size. Dönüş işaretinde. Şimdi doğru olan dönüş, tabii dönüş işaretinin de şey var mı, garantisi var mı? Ayrı konu. Yani bunlar teknik direkte tartışılır, edilir falan filan. Ve o sorunun cevabı böyle aslında. Burada doğru olan şey her zaman eksiye gideni elden çıkarmaktır. Artıya gideni de elde tutmaktır. Biraz videoda uzadı bilmiyorum. Umarım birilerinin de işine yarar. Yani teknik trade ile alakalı ilgilenen bu işte merak salan birilerinin işine yarar. Şimdi şişe cama gelelim. Şişe cam Ekim'den beri zaten yukarı bir trendle takip ediyoruz onu. Şimdi 45 vardı biliyorsunuz işte 15 Aralık o videolarda hangi zaman diliminde yaptığımı hatırlamıyorum ama bir ay önce çektiğim videoda da söylemiştim yani o direnci 7.45 zaten kolay geçilmeyecek bir direnç orada ee, geldi düzeltti trendin üstünde kaldı başardı anlatmak istediğim şeyler Bunlar zaten biraz önce örnek verdiğim başardı yukarı gitti ve 7.45 kırınca bir hız kazandı bir Momentum kazandı Çünkü Geçen haftaki videoda söylemiştim. Zannediyorum söylemiştim. E, tam emin değilim. 7.45'ten sonrası artık büyük bir 8 lira şey getirecek. Beklentisi bütün piyasada. Hani gözler otomatikman. Yok ki zaten arada bir şey yok. 7.45'te nereden bir direnç alalım arada? Alamıyoruz. Hiçbir direnç yok. Dolar olarak bakmaya gerek de yok. Şişede. E, dolayısıyla çok hızlandı ve 8 lira 6 kuruş 7 kuruşa geldi hatta. Bir kuruşta geçti tepesine geldi. Buradaki satış baskısı şimdi şunu da söyleyeyim mesela endeks olarak ya da şimdi endeks niye önemli? Endeks piyasanın risk iştahını bize gösteriyor genel olarak bir ortalama çok güzel bir ortalama yani 30 milyarlık bir hacim ve oradaki binler milyonlar milyonla katılımcı nereden baksanız herhalde 1 milyon 500 bin zaten küçük yatırımcı oldu İşte bunun fonu bilmem nesi bir dünya yatırımcı var bunların Risk iştahını bize anlatır endeks. Bugün endeks e, tabi risk iştahı çok iyi olmayınca e, korku 8 lira 6 kuruş 7 kuruştan bir satış baskısı getirdi şişeye. Şimdi negatif bir görünüm var mı? Şimdi negatif bir görünüm yok onu söyleyeyim. Mum iyi mi? Yani şu mum e, tabi fitil bu kadar yukarı uzun olmasa biraz daha belki en azından 7.80-90 üzerinde bitirseydi e, biraz daha şey olurdu. Hani mum olarak e, yine bir çok bir kötü bir görünümü yok onu söyleyeyim ama daha iyi olur tercih sebebi olur en azından şu an 5 e, gün ortalaması e, 7.71'de 5 gün ortalamasının bir önemi e, yani çok bir önem atfetmemekte lazım ama 8'e bakayım 8 nerede genelde anahtarımız 8'dir bizim yani bu tür hızlı giden e, hisselerde yani benim kendim için güzel bir yere geliyor e, 7.60'a geliyor Şimdi 7.60'da aşağı giderse, pazartesi açılışını nasıl olacağını bilmemize imkan yok. 7.60'ın altına gitmesi durumunda yani bu bir düzeltme hareketi olarak kabul edilir. Ve trend teması mümkün. Tekrar yani 7.45 civarına bir hareket olma ihtimali var. Ama 7.45 pazartesi hatta tam biraz daha aşağı gelir. O da 7.42'ye gelir. Ben 45 diyorum. Veya işte 7.40 olarak da alabilirsiniz doğrudan kırılmadıktan sonra problem yok. 740'ın altına iniş ve kapanışlar olmaya başlarsa artık bu ekimden beri çizdiğimiz trendi kaldırırız. bu artık çünkü işe yaramaz olmuştur ve 20 günde kırıldığı için orada belki bir o destek üstüne bir strateji kurulabilir. Kurulmalıdır da aslında önemli bir alan bence. Hani biraz önce anlattım. Aşağıdan gelir tekrar düzeltir. Bunlara payrı konu. Her zaman ihtimal var böyle bir ihtimal var <laughs> tabi mesela öyle bir güne denk gelir endekse kap karanlık günler vardır borsada böyle bulutlu bir gündesinizdir. sinizdir e orada destek kırılıyordur falan i̇şte bu her şey bir etken orada karar mesela şunu söyleyeyim e, muhtemelen dün söyledim aslında dünkü videolarda üyeler özel video da olabilir e, Herkese açık bir video da söylemiş olabilirim ya da dünyada da dün önceki gün hatırlamıyorum bu sıralar stoplar böyle bir tık traderların yakınlaştı. çünkü yani orada risk iştahı azaldıkça stoplar biraz haliyle yukarı çekiliyor ki minimum kardan veya işte karda da değilse en azından minimum zararla çıkmak ve bir sigorta gibi düşünülüyor. O sigortalar biraz hassas hassaslaşmaya başladı bugünlerde. hani burada stop soracak olan varsa söyleyeyim o çok kişiseldir. Herkes her yerde stop edebilir. Burada 7 70'te de adam kalkar stop koyar. da 60ta da koyar. Diyorum ki çok kişiseldir. Yani aradaki karı kaçırmayayım der. <laughs> 20 kuruş az para değil. %2,5-3 gibi bir şey tekabül ediyor. 22,5 da civarı olması lazım. dolayısıyla burada majör trende, minor trende özür dilerim. Ki majör halinde aldığı gibi bir şey oldu. Çok zamansallık olarak uzadı trendi iyi takip etmek lazım. Yukarıda da 8 lira 6-7 kuruş o kısmın üstüne hareketler olursa yani şunu söyleyeyim 8 lira 7 kuruşun üstünde hisse biraz daha hızlanabilir. Biraz daha yukarı hareket edebilir. Onu da bir ters çevirelim artık. Şunu bir Fibonacci düzeltme. Yani şu ara bir direnç seviyesi 8 lira 7 kuruş geçirse nerede var? Gayemiz ona bakmak. E 1.272'de 8.76 var. Yani 8 lira 7 kuruş kapanışlar doğal olarak gözleri o kısmı çevirir. Yani 8.70'lere doğru 8.76'ya doğru çevirir. Bunun dışında şey iyiydi. Bugün hacim de güzeldi. Fena değildi. Yani o diyorum ya o satışlar tabii endeksteki baskı da bence endeksteki baskı da bu satışlar neden oldu. Zaten 2 günde %10 verdi bileşik baktığınız zaman 4,5-4,5 %9 verdi. İşte %10'a yakın bileşik olarak. O da hisseyi biraz ısıttı. Aşırı ısınma yani bu aşırı alım bölgesi bir ısınma yarattı hissede 75'e geldi. E şimdi şişe cama baktığınız zaman bu da eski şişe cam değil yani eskiden bunun kademesinde 100 bin olurdu. E atıyorum aşağı yukarı 100 bin civarı olurdu 50 bin civarı olurdu kademelere. E, günlükte 5-6 milyon lot ticareti olurdu. E, bugün şişe cam bir banka gibi olmuş artık hacmi. Baktığınız zaman e, TL bazında 1 milyar e, TL yani 150 milyon lot civarı e, hacmi olabiliyor. Hatta bugün mesela yüksek hacimli bir gündü. Daha da fazla olmuş. E, yani 344 milyon lot olmuş. E, hatta şurada birleş Hatta ben yanlış hatırlamıyorum çünkü. Ya. Yani 150 falan dedim ama daha fazla. yani 200 milyon lot civarı. E, lot sayısı arttıkça tabii kağıdın yani öyle tavanlar bilmem neler de hani bankaların tavan yaptığı çok nadirdir. zor oluyor yani şimdi burada bir haber olmadan artık durup dururken olmaz demiyorum yani her şeyin ihtimali var onu göz önüne alın. Ama kolay olmuyor onu da söyleyeyim. Yani eski şişe gibi değil katılımcı çok. Katılımcı çok olduğu zaman işte endeks falan böyle tedirgin ederse patır patır satışlar gelir. O satışları karşılamak biraz böyle alıcı tarafını sıkıntıya sokabilir. Bugün de öyle bir gündü. Ee, yine kötü bir şeyin göstergesi değil şu an için değil en azından. Ee, yani ama şunu söyleyeyim. 7 80 90 özellikle 7 90 üzerinde bir kapanış bıraksaydı buraya şey olurdu. Hani görünüm itibariyle biraz daha hoş olabilirdi. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok herhalde. Unuttuğum bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Bir de arkadaşlar şu sol alta yazı artık yazdım yani. Onu her videoda hatırlatmıyorum. Bilmiyor da çoğu kişi. Biz yüz dışı hisseler üyelere özel yapılıyor. Yani katıl butonuna tıklayan işte 5 TL aylık ödemesi var. böyle bir karar aldım bir ay önce yapmıyordum ama şartlar oraya getirdi. dolayısıyla hani benden istiyorsunuz ama bir sürü küçük hisseyi ya da biz yüz dışında kalan hisseleri bunlara herkese açık olarak maalesef yapamıyorum. Yapmıyorum. Bunu da anlayışla karşılamanızı umuyorum. Herkese iyi haftalar iyi akşamlar dilerim.